Yönetimle ilgili birçok farklı kavram yer alsa da en çok kullanılan tanım başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetidir. Hayatımızın her alanında yönetim bulunmaktadır. Yönetim, belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, ham maddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır. Toplum içinde çalışanları yönlendiren ve onları amaçlara ulaşma noktasında bir araya getiren yönetici kavramıyla lider kavramları, her ne kadar birbiri içine girmiş gibi görünse de birbirinden ayırt edici bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Yönetici gücünü bulunduğu pozisyondan alırken, lider çoğunlukla gücünü kişiliğinden ve bilgisinden almaktadır. İdeal olan her yöneticinin aynı zamanda iyi bir lider olmasıdır. Yönetici bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran insandır. Lider, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapan, çevreyi yönetmek için sorumluluğu, sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişidir. Lider, elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak çevresini etkileyen, gerektiğinde aldığı zor kararların ve sonuçlarının ardında durmasını bilen, çevresine danışan, ancak son kararı tüm sorumluluğu alarak kendisi verendir. Bu makamda görev alan kişilerin amacı ayrıcalık kazanmak ya da statü sahibi olmak değildir. Gerçek amaçları ortak hedefler doğrultusunda çalıştırmak ve işletmeyi rakiplerinin önüne geçirmektir. Bu farklılık ve başarı yaratan davranışlara liderlik yetkinliği denilir. Yöneticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar, yöneticinin entelektüel özellikleri, sosyal özellikleri ve karakter özellikleri olmak üzere üç ana başlık altında incelenir. Yöneticilerin sadece insanları yönlendirme özelliğine değil, ayrıca planlama yapabilen, geleceği öngören, karar veren özelliklere de sahip olması gerekir. Bu özelliklere sahip olabilmesi için entelektüel özelliklere sahip olmalıdır. Bir yönetici hem mantığını hem de duygularını kontrol altında ve dengeli tutmalı ve çalışanlarının sorunlarına bazen dostça, bazen de bir üstü gibi yaklaşabilmelidir. Çalışanlar farklı kültür ve eğitimden geldikleri için sahip oldukları farklılıkları yönetebilme, uyumlaştırabilme ve uyum sağlayabilme karakter özelliklerine sahip olmalıdır. Yöneticinin sosyal özellikleri, çalışanlara kendini kabul ettirmesine ilişkin kolaylık sağlayan özelliktir. Yöneticinin her düzeydeki insanla iletişim kurabilme özelliğine sahip olması gerekir. Dış görünüşüne önem veren, bulunduğu ortama göre hareket eden, ikna gücüne sahip olan bir yönetici olmalıdır. Yöneticilerin sahip olması gereken özelliklerin yanı sıra bulunduğu düzeye göre farklılık gösteren bazı yeteneklere de sahip olması gerekir. Bu yetenekler teknik beceri, iletişim becerisi, beşeri ilişkiler becerisi, analitik beceri, karar verme becerisi, kavramsal beceri şeklindedir. Lider, benimsediği fikirler, düşünceler ve ilkeler etrafında insanları birleştirir ve bütünleştirir. İnsanları bir amaca doğru peşinden sürükler ya da belirli amaçlar doğrultusunda bir davranışa sevk eder. Lider, bir grup insanın kendi kişisel ya da grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere takip ettiği, onun isteği, emir ve talimatı doğrultusunda davrandığı için yönetici gibi algılanmaktadır. Yönetici, bulunduğu pozisyon gereği bunları gerçekleştirirken, lider çoğunlukla kişiliğinden ve bilgisinden kaynaklı olarak insanları amaçları doğrultusunda bir araya getiren, yönlendiren, harekete geçiren ve diğerlerinden farklı özelliklere sahiptir. Liderler bulundukları konum itibarıyla birleştirici, ara bulucu ve yönlendiricidir. Lider, sorgulayıcı ve sabırlı, daima önde değil, yeri geldiğinde arka planda duran, prensipleriyle hareket eden,
zorluklara karşı mücadele eden, ahlak kurallarını bireysel menfaatlerinin önünde tutan, kararları takımıyla beraber alan, daima değişime açık kişidir. Lider, çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonuyla etkileyip sürükleyen bir yapıya sahiptir. İnsanları dinler ve anlamak için özel çaba sarf eder. Çevresindeki herkesin en iyi yanlarını geliştirmelerine olanak sağlayacak olumlu değişim ve sürekli öğrenme ortamları sağlar. Sahip olduğu güçlü sosyal değerleri sayesinde çevresinde bir karizmaya sahiptir. Örnek kişilik ve tutarlı davranışları insanlar içinde etkin bir rol model olmasına olanak sağlar. Liderlik, süreç ve özellik olarak iki farklı açıdan tanımlanmaktadır. Süreç açısından lider, insanların faaliyetlerini belli amaçlar doğrultusunda yönlendirerek düzenleştiren kişidir. Özellik açısındansa liderin insanları başarılı bir şekilde etkileyebilecek karakteristik özelliklere sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. İnsanları yönetmek, duyguları yönetmek demektir. Başkalarının duygularını yönetebilmek için liderin öncelikle kendi duygularının farkına varması, isimlendirebilmesi ve yönetebilmesi gerekiyor. Kendini tanıyan kişi başkalarını da anlayabilir ve ilişkilerini de yönetebilir. Lider, duygularını ve davranışlarını kontrol altında tutar. Kendini tanır, duygularını yönetir, güçlü ve eksik yanlarının bilincindedir. Baskı altında dengesini korur, başarma ve kazanma tutkusunun esiri olmaz, elde ettiği konumun ayrıcalıklarıyla başı dönmez. İnsan ilişkilerinde başarılıdır. İnsanları tanımaya, anlamaya, saygı göstermeye, farklılıkları dengelemeye, yönlendirmeye hazırdır. Ekibiyle ve çevresiyle amaca yönelik etkili ilişkiler kurar ve bu ilişkileri dengeli yönetir. İşini iyi bilir. Yaptığı işi iyi bilir, bilgilidir, uzmandır, birikimlidir, öğrenmeye ve harekete geçmeye hazırdır. Özgüveni güçlüdür. Kendi yeteneklerinin ve değerinin bilincinde olan, başkalarının takdirini beklemeyen, kibirli ve saldırgan olmayan, sakin ve kararlı bir özgüven, başkalarının güvenini de kazanmak için çok etkilidir. Özgüven aynı zamanda disiplin ve irade anlamına da gelir. Tutarlı bir kişiliğe sahiptir. Kendi üstünlüklerinin ve zaaflarının bilincinde olan ve bunları savunma mekanizmalarıyla gizlemeye çalışmayan bir lider, sorunların üzerine enerji ve kararlılıkla gidebilir. Vaktini ve enerjisini savunma mekanizmaları geliştirmeye harcamaz. Kendisiyle barışık ve tutarlıdır. Samimidir. Etkin bir lider, bu dünyanın insanı olduğu görünümünü verir, mütevazı bir yaklaşımı vardır. İnsanlara sevgi ve anlayışla yaklaşır, duygu ve sorunlarını paylaşır. Farklı sosyal yapı ve eğitim düzeyinde olan insanlarla ilişki kurmakta güçlük çekmez. Bu insanlarla ilişki kurarken statü kazandığı veya kaybettiği duygusuna kapılmaz. Enerjiktir. Etrafına enerji ve canlılık aşılayan bir kaynak gibidir. Bu özellikleri onu izleyenlerin bağlılıklarını güçlendirir. Çevresindeki olguları algılama, yorumlama ve bunlara uygun tavırlar almada aktif bir zekaya sahiptir. Sağduyuludur. Sağduyu, liderin temel ve anlamlı olguları, ayrıntı ve sıradan olgulardan ayırabilmesini, bütün ve parçalar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlayan kapasitedir. Lider, bir kişiyi temsil ederken, liderlik, ortak bir amaca doğru insanların davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümü olarak ifade edilmektedir. İster kendi yaşamımızda, ister ailemizde, isterse de büyük bir organizasyonda liderlik duruşla başlar ve duruşla süreklilik kazanır. Duruş, zor günlerde ya da baskı altında inandığı şeyleri söyleme ve savunma cesaretini gösterebilmektir. Ancak inandığı şeyleri savunmak demek, inat etmek anlamına gelmez.
Yaşadığımız toplum ve içinde yer aldığımız organizasyonda yaptığımız görevler gereği hiyerarşik düzene uymak durumundayız. Liderlik, iletişim sürecinin yaşandığı bir ortamda önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak üzere yönlendirilmiş kişiler arası etkileşim sürecidir. Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliğiyle yapıyı harekete geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir. Liderlik, amaçları gerçekleştirebilmek için uğraşanları duruma göre uyarlayıcı, onların sorularını yanıtlayıcı bir roldür. Bir lider olarak başkalarından yardım almalısınız. Doğru mu? Yanlış mı? Bir lider olarak her şeyi kendi başınıza yapamazsınız. Başkalarından yardım almalısınız. Lider ve yönetici birbirinden farklı anlamlara sahip iki kavramdır. Lider, kişileri yönlendiren ve onları harekete geçiren organizasyonda herhangi bir pozisyonda bulunan herhangi bir kişiyken, yönetici, gücünü bulunduğu mevkiden ve pozisyondan alan, verdiği emir ve talimatla bireyleri yöneten kişidir. Liderlik, insanın kendi doğal yapısından ve içten gelen bir olaydır. Yöneticilik ise öğrenilen ve eğitimi alınabilen bir konudur. Eğitim ve tecrübelerle kişi iyi bir yönetici olabilir, ancak liderlik için daha birçok özelliğe ihtiyaç vardır. Liderlerin her biri aynı zamanda bir yöneticidir. Çünkü bu kişilerin diğerlerine söylediklerini yaptırma ve onları peşinden sürükleme özellikleri vardır. Ancak yöneticilerin her biri aynı zamanda bir lider değildir. Yani her yönetici diğerlerini etkileyebilme, onları yönlendirebilme ve peşinden sürükleme gücüne sahip değildir. İdeal olan, yönetim kademesinde bulunan her bir yöneticinin aynı zamanda başkaları üzerinde etkili olabilmesi, onlara yön verebilmesi, yani lider özelliklerine sahip olabilmesidir. Liderleri yöneticilerden ayıran diğer özellikler şunlardır. Vizyon sahibi olmaları, geleceğe yönelik analiz yapabilme becerileri, çalışanlarına daima yol göstermeleri, hem kendini hem de grubu motive edebilme becerileri, inisiyatif sahibi olmalarıdır. Yönetici ve lider arasındaki farkı belirten ifadelerden hangisi doğru değildir? Yönetici, önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için çalışır, liderse grubun amaçlarını belirler. Her yönetici liderlik özelliğine sahiptir ve böylelikle her yönetici bir liderdir. Yönetici olabilmek için mutlaka bir makama sahip olması gerekirken, lider olmak için yönetici olmaya gerek yoktur. Bir kişinin yönetici olabilmesi için mutlaka bir makama ve statüye sahip olması gerekirken, bir kişinin lider olabilmesi için yönetici olmasına gerek yoktur. Liderlerin her biri aynı zamanda bir yöneticidir. Çünkü bu kişilerin diğerlerine söylediklerini yaptırma ve onları peşinden sürükleme özellikleri vardır. Ancak yöneticilerin her biri aynı zamanda bir lider değildir. Yani her yönetici diğerlerini etkileyebilme, onları yönlendirebilme ve peşinden sürükleme gücüne sahip değildir. Liderliği belli bir konuda başkalarını etkileme olarak tanımlarken, etkileme kaynağı olarak güç kavramı ortaya çıkmaktadır. Güç, başkalarının davranışlarını etkilemede bireyin yeteneğini ifade etmektedir. Liderlerin başkalarını etkileyebilmesi, onları harekete geçirerek peşinden sürükleyebilmesi için izleyiciler üzerinde güce sahip olmaları gerekmektedir. Liderlerin başarısı büyük ölçüde gücüne bağlı olarak değişmektedir. Bir lider gücünü sahip olduğu bilgi düzeyinden alırken, bir başka lider karizması nedeniyle diğerlerinin arasından sıyrılarak insanları etkileyebilmektedir. Bu bağlamda liderlerin gücünü aldığı kaynaklar değişebilmektedir. Hitabet, insanlığın en eski devirlerinden beri varlığını ve önemini sürdüren,
güzel söz söyleme veya güzel konuşma sanatıdır. Hitabet, bir topluluk karşısında bilgi vermek, öğütte bulunmak, onları bir fikre inandırmak, bir konuda ikna etmek, bazen heyecanlandırıp duygulandırmak, bazen de harekete geçmelerini sağlamak amacıyla yapılır. Topluluk önünde etkileyici ve güzel konuşma sanatı olan hitabet, dinleyicileri ikna etmenin en etkili yollarından biridir. Hitabet sayesinde bir topluluk karşısında duygu ve düşünceler doğru, güzel ve etkili bir biçimde ifade edilebilir, bir anlayış yayılabilir. Daha geniş bir ifadeyle sözlerin özenle seçildiği, açık ya da kapalı alanda belli bir amaç etrafında bir araya gelmiş topluluğa söz söyleme sanatı olarak adlandırılan hitabet, değerlerin herkesle paylaşılabilmesini mümkün kılan büyük bir yetenektir. Düşünce ve davranışların inandırıcı olması, kabul görmesi, onların düzgün, anlaşılır şekilde ifade edilmesiyle yakından ilgilidir. Bundan dolayı tarih boyunca topluma liderlik etmiş, yön vermiş, yol göstermiş düşünürler, siyasetçiler, bilim insanları doğru ve etkileyici konuşmaya, seslerin, hecelerin, sözlerin anlam değerleri ve vurgularına dikkat ederek açık bir şekilde söylenmesine büyük özen göstermişlerdir. Hitabet, liderlerin kitleleri ve toplumları ikna etme, inandırma, onları peşlerinden gelmelerini sağlama konusunda varlıklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Unutulmamalıdır ki liderler, lider oldukları için iyi konuşmazlar. İyi konuştukları için lider olurlar. Bir liderin ses özellikleri şöyle sıralanabilir. İşitilebilir olmalı. Liderle dinleyici arasında sağlıklı iletişimin en önemli unsuru işitilebilir bir sesle konuşmaktır. Kelimeler bağırarak ya da fısıldar gibi söylenmemelidir. Konuşmanın ses seviyesi hangi ortamda konuşuluyorsa o ortama uygun olmalıdır. Akıcı olmalı. Kelimelerin yumuşak bir biçimde birbiriyle uyumlu söylenmesi konuşmanın akıcılığını gösterir. Ses hızını dinleyicilerin anlayışına göre en uygun biçimde ayarlamak gerekir. Tek düzelikten kurtulmak için konuşma hızında sık sık değişiklik yapılması uygun olur. Açık olmalı. Açıklığın sağlanabilmesi için kelimelerin net ve kuvvetli ifade edilmesi gerekir. Özellikle önemli kelimeler hafif bir duraklama, hafif şiddetle yüksek söyleyiş ve farklı bir ses tonuyla telaffuz edilmelidir. Söyleyişte kimi sesler yutulur ya da tam belirgin bir biçimde söylenmezse dinleyiciler anlatılanları kolayca anlayamazlar. Hoşa gitmeli. İyi bir konuşma sesinin hoşa gider bir nitelik taşıması da gerekir. Katı, kulak tırmalayan, hırıltılı, tiz ve biçimden yoksun sesler hoşa gitmeyen seslerdir. Esnek olmalı. Sesin çıkışı tek düze olmamalı, esnek olmalıdır. Yüksek ses alçak tonda, hızlı, yavaş, duraklamalı, duraklamasız, vurgulu, vurgusuz arasında değişerek çıkmalıdır. Bağırmak, heyecanın yegane ifadesi olmadığı gibi etkilemenin de tek yolu değildir. Denetimli, canlı, doğal ve içten bir ses tonu tercih edilmelidir. İyi bir lider konuşmasında nelere dikkat etmelidir? Konuşma gününden önce kendi kendine, sonra da bir arkadaşının, bir yakınının önünde konuşma metnini yüksek sesle okumalıdır. Konuşmaya başlamadan önce bir iki defa burnundan derin nefes alıp ağzından vermeli. Konuşma esnasında kendini heyecanlı hissettiğinde de dinleyicilere belli etmeden bunu tekrar etmelidir. Kürsüye geldiğinde konuşmaya hemen başlamamalı. Kendine ve salondakilere bakışlarla kısa bir tanışma zamanı vermelidir. Konuşmaya başlarken ve konuşmanın sonunda "Şu an aşırı heyecanlıyım. Heyecanımdan dolayı bir yanlışlık yaptıysam özür dilerim" gibi konuşmacının dinleyicileri etkileme gücünü olumsuz etkileyecek sözler söylemekten kaçınmalıdır. Konuşma iyi bir hazırlıktan sonra oluşturulmalı ama içinden geldiği gibi doğaçtan söylüyormuş izlenimini izleyiciye vermelidir. Açık yürekli, içten, canlı ve cesur olmalı,
kendini hazır cevaplılık ve mizah duygusu bakımından da geliştirmiş olmalıdır. Konuştuğu konuyla ilgili yeterli bilgi ve birikime sahip olmalıdır. Konuşacak sözü olmayanın konuşmacı olması da düşünülemez elbette. Dinleyicilerine saygı duymalı, dinleyicilerin değer yargılarını, düşüncelerini olumlu bir yönde değiştirmeyi amaçlamalıdır. Konuşma salonuna girmeden önce kılık kıyafetini gözden geçirmeli, bedeninin rahat ve düzenli olmasını sağlamalıdır. İyi bir lider konuşma metnini hazırlarken nelere dikkat etmelidir? Hitabe metni hazırlanırken dinleyicilerin sayısı, bilgi ve kültürü, yaşları, cinsiyetleri, işleri ve ilgileri göz önünde tutulmalıdır. Aksi halde konuşma amacına ulaşmaz ve dinleyiciler konuşmaya karşı ya ilgisiz kalırlar ya da konuşmadan bir şey anlamazlar. Konuşmanın yapılacağı toplantının hangi amaçla düzenlendiği, kapalı bir yerde ya da açık havada yapılacağı, toplantıda başka konuşmaların ve konuşmacıların olup olmadığı ve onların konularının neler olduğu önceden bilinmelidir. Konuşma hazırlanırken konuyu seçmek ve sınırlamak, amacı belirlemek, belirlenip sınırlanan amaç doğrultusunda bilgi toplamak ve konuşmayı belirli bir plan dahilinde oluşturmak gerekmektedir. Konu amaç doğrultusunda seçilip sınırlandıktan sonra amacı gerçekleştirmeye yarayacak gözlemlere, örneklere, tanımlara, karşılaştırmalara, sayısal verilere ve görsel gereçlere ulaşmak gerekir. İyi bir konuşmacı da birbiriyle sıkı sıkıya bağlı olan konuyu tanıtma, tartışma ve sonuçlandırma bölümlerinin olması gerekir. Konuşmanın tanıtma bölümünde ele alınan konu, dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde ortaya konur. Konuşmacının asıl bölümü olan tartışma bölümünde ele alınan konuyla ilgili düşünceler ortaya konmalıdır. Dinleyiciler üzerindeki inandırıcılığı arttırmak için tanımlamalardan, sayısal verilerden, örneklendirmelerden, karşılaştırmalardan, atasözlerinden ve özlü sözlerden de yararlanılmalıdır. Sonuçlandırma bölümünde ise konuşma boyunca söylenenler etkili ve kapsamlı bir biçimde kısaca ortaya konulmalı, duygusal ve düşünsel bir etki bırakacak biçimde özetlenmelidir. Konu ve amaç dahilinde derlenen bilgilerin belirli bir düşünsel plan içerisinde sunulması gerekir. Bir konuşma metni başından sonuna kadar yazılmalıdır. Çünkü böyle bir çalışma konuşmacının kendine güven duymasını sağlayacaktır. Bununla birlikte konuşmacı hiçbir zaman konuşmasını baştan sona kağıttan okumamalı, o an aklına gelen cümleleri sıralıyormuş gibi rahat konuşmalı, kağıdın dinleyiciyle arasına girmesine engel olmalıdır.